Daha komik kaçıyor diyebilirim. Yine Özel'den gelen bir soru var. LGBT'ye bakış açınız nedir? Bu aslında bize en çok sorulan birkaç sorudan bir tanesi. Burada aslında kendimiz 5 numaralı başlıkta toplumsal katılımdan bahsettik. Hayata katılımdan bahsettik. Bu tabii ki bu vatandaşlarımızı da kapsıyor. Ben burada çok açık yüreklilikle şunu söylemek istiyorum. Bu meseleyi aslında 3 ayaklı, 3 sac ayağıyla ele almak lazım. Bunun bir sosyal ayağı vardır. Bunun bir hukuki ayağı vardır. Bunun bir de dini ayağı vardır. Şimdi ilk başta hemen meselesini kapatmak için dini ayağına bakacak olursanız, bu dinimize göre, yani İslam inancına mensup olan, İslam dinine iman etmiş kişilere göre bu günahtır. Ve o yüzden eğer ki referansı bu olan bir kimseyseniz bunu böylece değerlendirmeniz gerekir. Ama bununla beraber yine siyasal ve sosyal bir ortamda yaşıyorsunuz. Bunu bir de hukuki açıdan da o yüzden değerlendirmeniz gerekir. Hukuki açıdan baktığınızda bizim anayasamıza göre bütün vatandaşlarımız eşittir. Bütün vatandaşların eşit olduğu bir ortamda siz bunu şöyle değerlendirirsiniz. Örnek veriyorum, lezbiyen ya da gay hiç fark etmez. Bir çift olduğunu düşünün. Bu çift herhangi bir evin içerisinde, herhangi bir dört duvarın içerisinde zaten konut dokunulmazlığına sahiptir. Konut dokunulmazlığına her vatandaş sahiptir ve o evin içerisinde ne olduğu dinen de hukuken de hiç kimseyi ilgilendirmez. Bir kere buraya bir set kurmak gerekir ve bundan geriye gidilmemesi gerekir. Yani buna şöyle bir bakış açısı geliştirilebilir. Bu negatif statü hakkıdır. Eşitlik ve konut dokunulmazlığı. Ama pozitif bir statü hakkı olarak baktığınız zaman mesele eğer ki bu insanların evlenmesi vesairese bu medeni hukukun bir konusudur ve medeni hukukumuz gereği bu mümkün gözükmez. Ama eğer ki bununla alakalı bir beklenti varsa yine hukuk bunu kamu yararı tabanlı olarak ele alır. Ve siz Türk kamusunun yarar eksenli bir analizini yaptığınızda Türk kamuoyu bu meseleye pozitif bir biçimde yaklaşmaz diye ben bir kanaat taşıyorum. Bu benim şahsi tespitim. Ve kamu yararının bulunmadığı bir noktada sizin bir düzenleme yapmanız da, belirli bir grup için bir düzenleme yapmanız da hukuken mümkün olmaz. Bunu da ulusal ya da uluslararası hiçbir içtihat, hiçbir mevzuat korumaz. Ama sosyal olarak bakarsanız aslında bu LGBT mevzusu Türk milletinin öyle bir kangreni, işte homofobi Türk milletinin bir hastalığı falan değildir. Homofobi Avrupa'nın bir hastalığıdır. Şimdi baktığınız zaman birçok eserde bu bahsedilir. Osmanlı zamanında da, Selçuklu zamanında da, yani Mevlana'dan bahiste anlatılan o menkıbelerden de, yani Mevlana'nın gidip bu tarz insanlarla alakalı olarak işte sizler ne kadar mübarek insanlarsınız vesaire diyerek anlattığı, verdiği şeylerde de, örneklerde de aslında bizim toplumumuzun bu meseleyi bir noktada kendi içerisinde, yüzyıllar içerisinde çözüme kavuşturduğunu biz görürüz. Anadolu'da bile bu böyledir. Ancak homofobi Avrupa kaynaklı bir hastalıktır. Bunu hem Hitler'in uygulamalarında hem Mussolini'nin uygulamalarında birçok örneği de mevcuttur. Ben hala hazırda toplumda bu insanların kesinlikle her türlü eşitliğe tabi olduğunu, her türlü hakka sahip olduğunu düşünüyorum. Eğer ki mevcut statülerinden ileride bir pozitif hakka daha sahip olmalarını bunu temenni ediyorlarsa bunun da kamu yararı gereği mümkün olmadığını düşünüyorum. Bununla beraber aslında The Pride diye bir film de var. Bu filmi de bir göz atarsa arkadaşlarımız, burada da aslında bu meseleyle alakalı çok ciddi mesajlar da var. Yine buna ek olarak şöyle de bir tespitim var aslında. Yani Türkiye'de LGBT mevzusunun da marjinalize edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bir hak arayışı noktasında siz kendinizi marjinalize ettiğiniz zaman işte bu kamu yararı dediğimiz husustan daha da uzaklaşıyorsunuz ve aslında hak olarak kendinizde iddia ettiğiniz mevzuyu elde etmekten de daha uzaklaşıyorsunuz. Bu hususta ilgisi olan, bu hususla alakalı olarak doğrudan LGBT aktivitelerini takip eden arkadaşlarımızın da ben bu meseleye ayrıca bir önem vermeleri gerektiğini düşünüyorum.